Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 16 Eylül. Sahamdan sonra 2 gün geçti. Saham yaptıktan sonra çıtaları verdik. Yalamaları için. Şimdi bakacağız. Onlar ne alemde? Çıta tamiratını yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Arı kuşları da bayağı var. Şu iki tane şeyimiz vardı. Ana arımız. İnşallah bunlardan fırsat bulur da. Tamiratı yapmışlar. Bence. Şimdi bunları da sıkıştıracağız. Koloniyi de sıkıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar demiş doğal yollarla tamam bal sahamına kadar bal sahamından sonra da, kimyasallarla varroa mücadelesi yapılması gerekir diye. Yıllardır ben de bu şekilde yapıyorum diye beyanatlarda bulunmuşlar. Bulunanlar var. Doğrudur, onlar kendi deneyimlerini şey yapıyorlar. Biz de kendi deneyimlerimizi burada paylaşıyoruz. Doğallıktan yanayız. Onlar diyor işte kesinlikle olmaz. Varroa'yla mücadele edemezsiniz. Kesinlikle mücadele edemezsiniz, başarılı olamazsınız diyor da. Ya güzel kardeşim, sen her yediğin bir yoğurt yiyiş şekli var. Sen öyle yiyorsun, biz böyle yiyoruz. Yani sen 30 senedir, 20 senedir bunu bu şekilde yapıyor olabilirsin. Biz de uzun zamandır yapıyoruz, yani yeni yapmıyoruz bu işleri. Yoğurt şekli, yiğit şeklimiz bu şekil. Bunlar da propolis arkadaşlar. Bunları böyle gıdım gıdım topluyoruz işte.
Herkesin bir yoğurt şekli, yiğit şekli var arkadaşlar. Biz bu şekilde randıman görmüşüz. Yaz kışta bunu uyguluyoruz. Memnunuz da, bir sıkıntımız da yok. Allah'a çok şükür. Şimdi bu öyle bir platform ki burası. Bir lafınızla size üye olan, üye olmayan kişileri yönlendirebiliyorsunuz. Yaptığınız işlerle. Yani tecrübelerinizi sizler de paylaşıyorsunuz kanallarınızda. Ama şimdi sen kimyasalla yapıyorsundur. Ben bu şekilde yapıyorum. Ben bu şekilde memnunum. Gayet de başarılı diyorum. Yani 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane, 60 tane dökmüştür. Bir o kadar da karıncalar götürmüştür. Misli misli fazlasında karıncalar taşımıştır. Ama biz memnunuz arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız bal sahamı yapmıştık. Şimdi arı fazla çıtaları aldım. Kışında arkadaşlar mümkün olduğu kadar koyu renkli çıtaları tercih edin. Bu da ballı bir çıta. Bunu almamıştık. Bunu yer değiştirebiliriz. Duvar çıtası olarak bırakabiliriz onu. Bakın buna da bal basmış. Ballı polenli bir çıta. Arkadaşlar bu ayın sonunda bir sahan daha yaparız biz. Evet, günlük yumurtalar da var, larvalar da var. Larvalı günlük yumurtalı bir çıta. Şimdi arkadaşlar şu çıtayı alacağım. Yavrulu olan. Yere bırakacağım. Ya bu zamanda bal sahamından sonra arkadaşlar varroa mücadelesinde çok iyi yapmanız lazım. Şimdi buraya bir çıta vereceğim. Şunu vereceğiz arkadaşlar. En son yumurtalı. Bir buraya verdik, bir buraya verdik. İki tane. Şimdi bunları dengeliyoruz. Yumurtalı, boş çıtayı niye yumurtalının yanına verdim? Ana arı oraya da yumurta atsın diye.
Bir de bunun tepsisini takacağım. Bakıp bir görelim arkadaşlar. Bu kaç tane dökür, ne dökür? Şerbet de getirdik. Şerbeti buna döksek yağma olabilir. Ben poşette vereceğim arkadaşlar buna. Şerbetimizi de koyduk arkadaşlar. Poşette. Havasını alıyoruz. Havasını almazsak patlıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şerbette şey poşette niye verdik? Yağma olmasın diye verdik. Şimdi buna iki tane 3 peteğini aldık. İkisini geri verdik. 4 petek aldık. İkisini geri verdik arkadaşlar buna. Bir de yumurta alanının bir başına bir de sonuna verdik. Ana arı yumurta atsın diye. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım.